Arkadaşlar merhaba. Yeni bir seriye başlıyoruz. Desperado 3'ü oynayacağız. Aslında ben bayağı bir 5-6 bölüm bitirdim arkadaşlar ama oyunu gerçekten sevdim. O yüzden de bir baştan başlamak istedim. Video çekmek istedim. Biraz da zaten zorluk seviyesini arttıracağım. Desperado oyunu arkadaşlar, Commandos oyununu belki daha popülerdi. Onu biliyor olabilirsiniz. Taktiksel bir gizlilik içeren bir strateji oyunu. Her bölümde belli görevler veriliyor bize ve bir takımımız var. O takımın da üyelerinin farklı farklı özellikleri var. Birazcık gizlilikle, birazcık işte düşmanları elimine ederek, farklı farklı öldürerek veyahut da farklı yollarla elimine ederek bu görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten zevkli. Zaten hikayesi de var oyunun devam eden. Güzel grafikleri, bölüm tasarımları, karakterlerin özellikleri falan. Çok iyi arkadaşlar. Zaten oyun bayağı yüksek bir not aldı. Dediğim gibi ben de çok beğendim. Çok uzatmadan arkadaşlar isterseniz bir başlayalım. Sonra zaten yavaş yavaş anlatırız. Ben şimdi ne diyeceğim? Şimdi baştan başlayacağız tabii oyuna. Onun için ne diyeceğiz? Mission Select diyelim. Challenges, Reply Bros, Tutorials. Burada arkadaşlar Chapter 1'den ben başlıyorum. Difficulty'yi seçelim. Normal değil tabii ki. Ben şimdi Hard'ı seçiyorum arkadaşlar. Desperados'u da seçmeyelim. O kadar da çok fazla da zorlamaya da gerek yok. Şimdi evet, buradan bir başlayalım. Birinci bölümden başlıyoruz. Zaten hikayemizi de şey yapmış oluruz. Dediğim gibi ben bayağı bir bölüm bitirdim. 7-8'den de fazla bitirmişim galiba ama ben gene dediğim gibi video çekmek için bir başlayayım. Biraz da oyunu anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ana karakterimiz Cooper. Adı neydi bu adamın? John Cooper'du galiba. Dur bakarız şimdi. Şimdi onun çocukluğundan başlıyoruz. Şu grafiklere bir bakın arkadaşlar. Bence çok iyi yani. Bu vahşi batı hissini de veriyor. Bakın o müzikleridir, ses efektleridir falan. Biraz oyunun sesini kıstım ama gene de duyuyor olmalısınız. Evet, biraz şöyle bakın. İzleyelim, böyle sinematikler de var arkadaşlar hikayeyi anlatmak için. Johnny, you're struggling. Ha, Johnny. John, evet, John Cooper olması lazım. Bu arkadaşlar ana karakterimizin ne diyelim, çocukluğu. Orada bir geçmişe dönüp bir hikaye oynayacağız aslında. Burası birazcık da tutorial bölümü gibi gösteriyor karakterin özelliklerini. Ama hikayenin... Evet. Diyor beni takip et diyor, işte kafanı kafanı eğ diyor, yani kafanı ortada çıkarma diyor. Evet, beni takip et dedi. Şimdi takip edeceğiz arkadaşlar, devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi karakterimiz Cooper, işte yürüyoruz, kamerayı şöyle gördüğünüz gibi sağa sola hareket ederek şey yapıyoruz. Şimdi evet, space'e basınca arkadaşlar eğiliyoruz. Evet. Şimdi bunlar şimdi anlatacağım neden eğilmemiz ne işe yarıyor, onu söyleyeceğim size. Şurada bakın kontrolle bir şeyi kullanabiliyoruz. Burada bakın bir tutorial da anlatıyor. Şimdi burada görüş açılarını falan anlatıyor. Ben size hemen söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi her düşmanın bir görüş açısı var. Evet. Şimdi yeşil, tamamen yeşil olan yerleri arkadaşlar ayakta olsak da çömelsek de bu adam görebiliyor. Gördüğü anda biz bir süre sonra bizi fark ediyor ve işte alarm çalıyor. Gelip bizi öldürmeye çalışıyor, yakalamaya çalışıyor falan filan. Dolayısıyla şu görüş açısına yakalanmamamız lazım. Şu yeşil çizgi çizgi olanlar ise birazdan dönsün gösterelim. O çizgi çizgi olanlar da şey demek arkadaşlar, uzakta yani tam göremediği yerler. Tam göremediği yerler ne demek? Biz böyle eğildiğimiz zaman o tam göremediği yerlerde bizi hiç göremiyor. Tamam. Yani bu çizgi çizgi yerler değil de sürekli yeşil olan yerlerde her türlü bizi görüyor. Şu çizgi çizgi olan yerlerde eğilirsek, saklanırsak bizi göremiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar sağ tıka basarak mouse'un üzerine gelerek şu arkadaşın görüş açısını görebiliyoruz. Bir de şuralar var. Arka şöyle kontrole basınca değil miydi? Evet, kontrole basınca olması lazım ama niye çalışmadı?
Şu çalılar gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlar da saklanabileceğimiz yerler. Buraları zaten göremiyor. Yani biz bunun içine girdiğimiz anda bizi hiçbir şekilde göremez. Şu çalıların arasında. Şimdi bizim görevimiz ne, ona bakalım. Evet, babamızı yakalayalım diyor burada şimdi. Şimdi bu arkadaşı şey yaparak geçmemiz lazım. Bizi görmediği anda geçmemiz lazım. Şimdi şuraya kapıyla ilgileniyor ya bu arkadaş. Evet. Bir bakalım duruma ne yapıyor. Şimdi çok az bir zamanımız var. Şöyle yapalım. Bakın şurada merdiven var. Gördüğünüz gibi çıkabiliyoruz yukarı. Bu adam bu tarafa geldiği zaman şu merdivenden, hatta şöyle yapalım. Bakın çift tıkladığım zaman da koşuyor. Evet. Şimdi buraya bakmazken koşarak şöyle yukarı çıkalım. Evet, şimdi buradan atlayabileceğiz. Şimdi bu arkadaş tekrar buraya geldiği zaman buradan atlayıp kapıyı açıp artık kurtulabiliriz. Tamam, görmüyor bizi gördüğünüz gibi. Güzel. Tamam. İlk görevimizi yaptık. Ne diyor bakalım. Evet, F5 ile kaydetme falan filan diyor. Sürekli diyor kaydetmen lazım diyor. Bu oyun gerçekten öyle. Sürekli kaydedip zaten bakın şöyle güzel bir şey yapmışlar. Uzun süre kaydetmezseniz şurada sizi uyarıyor kaydetmedin işte quick save. Basıp şöyle kaydedebiliyoruz. Devam edelim. Sürekli hata yapabileceğimiz için bu oyunda sürekli kaydedip tekrar yükleme işini bol bol yapacağız arkadaşlar. Evet bakın burası, bu arkadaş şu kayalardan dolayı, şuralardan dolayı, şu görüş açısı tamamen kapandığından dolayı bizi göremiyor. Bakalım. Evet. Tamam. Burada şeyi anlatıyor arkadaşlar. Bakın karakterimizin bir özelliği çıktı. Yavaş yavaş çıkacak bunlar. Evet. Şimdi diyor ki bunun diyor bir şeyde objektife de bakalım. Distract the guard diyor. Şimdi bu arkadaşı başka bir yere bakmasını sağlamak için para atabiliyoruz bir tarafa. Adam oraya doğru bakarken de biz bazı şeyler yapabiliyoruz. İşte diyelim ki buradan geçmemiz gerekiyor hızlıca. Şu tarafa bakmasını sağlayıp sonra biz burada işimizi halledebiliyoruz. Burada sadece diyor ki parayı at diyor. Ben diyor halledeceğim gerisini dedi. Şimdi parayı bu tarafa doğru atalım. Oraya doğru bakacak şimdi. Duydu. Bak. Bıçakla öldürdü. Remember, think slow, act fast. We always hide the body. You've been paying attention. Evet. On my way. Yavaş yavaş düşünme, hızlı hareket et diyor. Her zaman da keep your head down. Her zaman da cesedi saklamalısın diyor. Gördüğünüz gibi şu çalılara falan cesedi taşıyıp saklayabiliyoruz. Böylelikle başkaları da görmüyorlar. Evet, şimdi eğil diyor. Eğildik. Şimdi şunların mesela görüş açısına bakın. Bakın şurada görüyor biliyor musunuz? Bizi göremiyor. Ayağa kalksak görür ama. Mesela ayağa kalkayım. Bak görmeye başladı. Hemen eğildim ama. Size sadece göstermek için yaptım. Bir süre sonra beni görecekti ve peşimden gelmeye çalışacaktı. Veya alarm çalacaktı. Evet şimdi neymiş? Tutorial'a bir bakalım. Evet, Shadow Mode, Pass Game, evet. Tamam. Şimdi şuradaki bir bakalım ne diyor. Anger the Horse. Ha. Şimdi arkadaşlar. I got this. Bu şeyi, parayı bir şeylerle, mesela bu atlar. Bu ata atarsak bu at şey yapıyor. Siz söyleyin. Çifte atabiliyor rahatsız olup. Tam bakın şurada duruyor ya bu arkadaş. Bakın zaten şöyle kırmızı bir şey gösterdi. Buna böyle çifte atmasını sağlayabiliriz. Ama tam zamanlamasını iyi yapmamız gerekiyor. Onun için de shift'e bastığımız zaman Shadow mod diye, gölge modu diye bir mod açılıyor. Bu modda da arkadaşlar biz yapacağımız hareketi önceden planlayıp bir tane ama planlayabiliyoruz. Bir hareket yapabiliyoruz. Bir tane hareketi planlayıp sonra onu istediğimiz zaman çalıştırma işini yapabiliyoruz. Yani öncesinde save ediyoruz. Burada planlıyoruz. Böyle yapacağım. Para atacağım ata diyorum. Sonra continue diyoruz. İsterseniz hemen çalıştırabiliyoruz. Continue diyelim.
Evet, şimdi buna bastığım anda arkadaşlar bu parayı atacak. Ama bekliyorum şimdi. Şu arkadaşın tam buraya gelmesini, bakın şu kırmızı yere gelmesini bekliyorum ki çifte atacak at ona. Evet, geldi. Atabilirim. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, bu arkadaş da bunu halletti. Bakın bu bayılmıştı. Bunu da bağlayacak. Save edelim. Doesn't matter, boy. One on one, you always got a chance. You just gotta thin out the pack. Sure thing. Yani bir bir diyor, bütün diyor şeyi diyor, sürüyü diyor. Tabii ki burada çeteyi tek tek diyor. Azaltacaksın diyor sayılarını diyor. Let's go. Tek tek atlayacaksın. All right, son. Time for a challenge. See that ladder up there? Evet, I need you to throw it down for me. Şu şeyi atlıyor. Zoom. Evet, mouse'umuzla şöyle zoom yapabiliyoruz. Şimdi buraya çıkmamız lazım. Merdiveni at aşağı diyor. Quick save yap diyor. F5. Şurada da yapabiliriz. I got this. Bakın şu parlıyor zaten. Bu karakterimiz Cooper. Böyle sarmaşıklardan, merdivenlerden tırmanabiliyor. Bir dakika, tırmandık ama burada hiç bakmadık bir şey var mıydı diye. Yok galiba, değil mi? Asker masker bir şey göremiyorum. Heh. Şu arkadaşlar highlight'la kullanabileceğimiz, saklanabileceğimiz yerler. Eğer varsa düşmanları falan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yok şurada şu anda. Eğer gözümüzden kaçan bir şey varsa onunla görebiliriz. Evet, kontrol dediğimiz gibi kullanmak için bir şeyleri. Evet, güzel. Good job. That's my boy. It was easy. Bakın buradan atlayabiliyoruz mesela. Buralarda bir şey olmadığı için hızlı ilerleyebiliriz. Bakalım. Keep your head down. There's more of them. Ne diyor? Evet, biraz o başta anlattığım şey size. Şu çizgili yerlerden eğilerek ilerleyebiliriz. Save edelim. Şimdi burada nasıl geçeceğiz bunu? You gotta find a way to sneak through. Evet, bu diyor ki işte gizlice geçeceğim bir yol bulmalısın diyor. Bakalım şimdi. Şu tarafa mı? Benim görevim ne tam olarak? Nereye geçmek istiyorum? Herhalde bu tarafa. Bunları geçmek istiyorum şu tarafa. Şimdi bakalım. Şimdi şuradan geçebilir miyim? Bayağı uzun bir yol var şurada. Bakalım şimdi. Şurada gördüğünüz gibi yeşil yer var. Dolayısıyla eğilsem bile şurada görünür hale gelirim. Bu nereye bakıyormuş? Ona bakalım. Buralara bakıyor. Şuraları yeşil ama buraları görebilir halde. Bu tamamen burayı görüyor. Dolayısıyla buradan geçemem gibi. Şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Dediğiniz gibi tek şeyimiz birçok özelliğimizi birden kullanıp yapabiliriz. Mesela bir Konrad Mark işte gördük. Şimdi mesela gördüğünüz gibi burada bizi göremiyor şu arkadaş. Hemen paramızı mesela kullanalım. Arkaya bakmasını sağlayalım. Sonra da geçelim. Bak şimdi oraya bakarken biz geçiyoruz. Evet. Böyle özelliklerimizi kullanarak yavaş yavaş herkesi elimine ederek veya bir şekilde görme şey yaparak, atlatarak görevimizi bitirmeye çalışacağız. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Buraları görmüyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Üst katı görmüyorlar. Hemen üste çıkalım. Burada da bir şeyler oluyor bu arada. O ne ya? Şey, duvarla edecekler. Bunlar da... Bakın buradan buraya atlayabiliyoruz görünüyor. Bunlar izlemeye gidiyorlar herhalde düelleri. Ben de atlayayım. You don't scare me, you half-wit anything. See the one in the back near the cliff? Find a way to distract him with your coin. Then I can take them both out. Evet, şunu diyor, distract et, yani ne derler ona? Kafasını karıştır. Böylelikle ben de diğerinin hakkından geleyim diyor da bunu şimdi kafasını karıştırma değil de tam Türkçesine distract, yani
ne derler? Distract, hani dikkatini dağıtma. Dikkatini dağıt diyor. Böylelikle ben de şunun diyor işini halledeyim de. Şimdi bu nereye bakıyor? Şu buraya bakıyor. Bu bakıyor mu? Bu da bunu görüyor. Birbirlerini görüyorlar bunlar. Şimdi distract etmem için para atmam lazım. Para atmak için şuraya gitsem yeter ama buraya gidemiyorum. Neden? Çünkü şuraya çıkış yok. O zaman aşağı inip bakın şuraları göremiyor tam. Buradan aşağı ineyim. Eğilerek buradan geçeyim. Şu tarafa. Buradan da buraları göremiyor. Şu da göremiyor olması lazım. Kaya var çünkü burada. Evet göremiyor gördüğünüz gibi. Buradan para atarak dikkatini dağıtabilirim. Yetişir diye düşünüyorum. Hemen gidelim. Eğildiğim için göremiyor. Buraya saklanalım. Şuradan geçelim. Evet paramızı atalım. Mesela bu tarafa doğru atsam. Aslında arkaya doğru atmayı planlıyordum ama atamadım. Ha şuraya bakın gelebilirim çünkü göremiyorlar. Bu da göremiyor. Is it time? Şu da göremiyor. Gördünüz mü? Şu çalıya gelebilirim. Şimdi oldu. Arkaya bakacak şimdi. Heh. Güzel. İşini halletti. Şimdi bununkini halledecek. He's still breathing. Tie him up and quick before he comes to. Şimdi kontrollü arkadaşlar. Bayılmış bayılmış haydutları şey yapabiliyoruz, bağlıyoruz. Böylelikle ses çıkartamıyorlar ve başkaları da görmesin diye bunu gördüğünüz gibi kontrolle saklayabiliyoruz çalılara. Böylelikle biri gelse buradan artık göremiyor. Şu ne diyor bakalım. Evet burada nasıl alacağımızı falan söylüyor. Tamam. Kontrolle falan alıyoruz. Buradan devam edelim şimdi. I'll get it done. We gotta get moving. Altla kamerayı döndürebiliyoruz. Daha rahat bazı yerleri görebilmek için. On my way. Şunlar şimdi bakalım şöyle. Nereleri görüyorlar? İyi, bu şu tarafları falan hiçbirisi görmüyor. Sure thing. Devam edelim. Right. On my way. Where'd they all come from? Don't matter. See that crane up there? Yeah. How about you go over there and make a delivery? Coming right up, sir. Evet, şurada gördüğünüz gibi şu ne diyelim? Şu şeyleri ne bu? Adını bilemedim crane'in şimdi. Winch mi desem? Şu vincin şeyini aslında kullanıp şu valillerin falan kafalarını düşmelerini sağlayabiliriz. Böyle haritalarda interaktif olarak böyle kullanabileceğimiz bir sürü şey çıkıyor böyle. Böyle şeyleri kullandığımız zaman da kaza zannedip olayları birileri görse bile fark etse bile öldüğünü şu arkadaşların kaza zannedip hani çok fazla bir aksiyon da almıyorlar. Sadece etrafa bir bakınıyorlar ne oldu ne bitti gibisinden. Evet şimdi buraya ama nasıl çıkacağız? Onun bir yolunu araştırmamız lazım. Şimdi buralardan tabii ki çıkamayız. Bunlar zaten buradan görüyorlar. Şimdi burayı görebiliyorlar mı? Ona bir bakalım. Bunlar zaten bu tarafa bakıyor. Buraya da bu bakıyor. Dolayısıyla göremiyor. Bu da zaten göremiyor. Ha bakın şurayı görüyormuş. O zaman distract edip şuraya gelip bir yolumuzu şimdi belirlemeye çalışalım. Buraya kadar zaten görünmeden geliyorum. Buraya çıktım. Buraya çıktığım anda şu görüyor beni. Sanırım. O zaman şu arkadaşı başka yöne çevirmem lazım. Önce bir gelelim şuraya. Şuraya çevirsem, şuraya saklansam. Bakayım. Olur sanırım. Bir önce save de edelim. Peki. Ama atamıyorum buraya. Nereye atabiliyorum? Şimdi bakın mavi yer adamı etkileyip etkilemediğimizi gösteriyor. Bakın şu anda etkiler durumda. Şimdi kullanabilirim hemen. Hemen. I got this. Saklanalım böyle. Güzel. Saklandık. Hatta haritayı da biraz şöyle çevirebilirim. Orijinal haline getirelim. Tamam.
Evet, şimdi amacım şuraya çıkmak. Nasıl çıkacağım? Onun için de buraya çıkacağım. Sonra ha yok. Şuraya. Evet. Şuraya gitmem lazım, değil mi? Evet, yukarı çıkmam için. Gören var mı burada? Sanırım görmüyorlar. Güzel. Şu arkadaşı geçti mi? Bu iş tamam. Bir daha adamın dikkatini dağıtalım. Şu tarafa doğru baksın. Ha, şöyle arkasından geçelim. Tamam. Şu çok yakın ama bu tarafa hiç bakmadıklarından kurtardık. Tamam. Şimdi bunu kullanabilirim. Bakın kullanıyorum. Bunu da öldürdü. Süper. Üç kişiyi birden öldürdük. Şu bıçak işini büyüyünce biz de kullanabileceğiz. Abi bana geliyormuş. Ben de aşağı indim. Aylat diyor. Ne oldu? Ha. Good job, boy. You know the drill. You wait till I'm back. Thought I was ready this time. Next time, I bet. I said the same thing last time. Why can't I come with you? Niye sen de gelemiyorsun falan diyor. Bekle beni diyor babası buna. Gun, huh? Bana bir silah ver diyor. Bu da şimdi bak. I want to see you hit that tree from 15 paces. Şu ağacı vurabilirsen diyor. Vurmanı görmek istiyorum diyor. Bakalım şimdi atacak. Evet, tabii beceremedi. When you pull that off, you're ready for a gun. Bunu becerebildiğin zaman diyor. See you later, Johnny. Silah hazır hale geleceksin diyor. Silah almayı hak edeceksin gibisinden yani. Bu da denemesini yapıyor tabii. Oyunda başladı arkadaşlar. Evet, oyunun hikayesi de var dediğimiz gibi ama birazcık böyle bölümler dediğimiz gibi çok detaylı ve çok güzel hazırlanmış. Görsel olarak da, mekanikler olarak da. Evet. Gerçekten her bölüm ayrı bir eğlenceli. Birinci chapter Doktor ve Gelin. İsmi de o. Şimdi bunlar bizim karakterlerimiz aslında. Yeni arkadaşlarımız, takımdaki arkadaşlar. Onları görev bitirdikçe aslında takımımıza katacağız. Peki bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar. Sadece tutorial'la bitirmiş olmayalım. İlk bölümü bitirelim. Biraz uzun olabilir ama. Evet. Her bölümde gördüğünüz gibi böyle ilginç olaylar oluyor. Şimdi haydutlar bayağı bir treni durdurup soymaya çalışıyorlar treni. Hadi bakalım. Evet. Bu da bizim karakterlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Doktor. Evet, yakalandı. Shoot him dead, boys! Ah, another notch for Big Ann. Vallahi götürüyorlar, soyup soğana çevirmişler dedi. Treni de, tren de bayağı tabii ki uzunmuş. Rocky Mountains. Colorado. Evet, biz de buradan bir yerden başlayacağız herhalde. Evet, buradan başlıyorduk galiba. Wonder what's in here. Hop. Gördüğünüz gibi bıçakta bayağı bir usta hale gelmişiz. Sürekli ağacı atarak değil, insanlar atarak da biraz çalışmış galiba bu arkadaşımız. Evet. Something tells me you ain't here punching tickets. Evet. Huh.
Seems like we made an unplanned stop. I'd better go find out what's holding us up. Evet. Görünüşe göre planlanmamış bir mola verdik diyor. Bakayım ne oluyor gibisinden bir şeyler dedi. Gonna have to sneak my way up to the front of the train. Evet. Biz zaten kaydedelim. Ön tarafa doğru şimdi ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi haritanın büyüklüğüne bakın. Şimdi şurası minimap görüyorsunuz. Şimdi ta buradan başlayıp haritanın sonuna kadar gelmeye çalışacağız. Daha bak buraları da göstermiyor bize. Daha şuraları gösterebiliyor en fazla. Peki. Şimdi hemen kontrolde şu şeyleri bir okuyalım. Şunlar tutorial şeyleri genelde söylüyor bize. Evet, bıçağımızı şimdi anlatıyor. Tamam. Bıçakla diyor öldürebilirsin bunu diyor. Yaklaşarak şurada gördüğünüz gibi şimdi range'i bakalım. Şu mavi şey arkadaşlar etrafta bu öldüğü zaman çıkaracağı seslerin duyulduğu yerler. Gördüğünüz gibi etrafta zaten kimse yok. Bunu gören biri var mı? Onu şöyle anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bir kere bastığınız zaman sağ klikte bu adamın gördüğü yerlere bakabiliyorsunuz. Basılı tutarsanız sağ klikte şu göz işareti çıkıyor görüyorsunuz. Eğer bu adamı gören birileri varsa onlar bu sefer işaretleniyor. Şu anda bu adamı gören kimse yokmuş. Mesela örnek verelim. Şu arkadaşı gören kimse var mı? Bakmak istiyorum. Bakın. İki kişi var. Bir bu var. İkincisi bu var. Şöyle görebiliyorsunuz. Bu arkadaşı gören kimse yok. O zaman yanına yaklaşıp arkadaşlar bıçakla öldürebilirim. Need sharpening. Done. Güzel. Bu cesedi de her zaman onu bir alışkanlık haline getirmekte fayda var. Bir yere saklamak lazım. Eğer imkanınız varsa. Neden? İhtiyaç yok diyorsunuz. Kalsın kimse yok zaten buradan diyorsunuz. Bir olaylar oluyor, bir şey oluyor. Birisi geliyor bu sefer buraya. Görüyor cesedi. Cesedi gördüğü zaman tabii ki alarm veriyor. Buradaki amacımız arkadaşlar görevleri bitirirken mümkün olduğunca sessiz, sakin, kimseye alarm vermeden eğer yapabiliyorsak belki de öldürmeden kimseyi bölümü aslında görevlerimizi bitirmeye çalışmak. Hatta çoğu bölümde zaten achievement da veriyor. Yani kimseyi öldürmeden yaptığın zaman ama her zaman tabii ki olmuyor. Mutlaka öldürmeniz gereken durumlar da olabilir. Öldürmeden geçemeyeceğiniz durumlar da olabilir ama sessizlik, sakinlik, sabır, plan bu oyunda zaten başarılı olmak için yapmanız gereken şeyler. Dikkat. Ne nerede, kim nereyi görüyor, nasıl bir şey içerisindeler, ne derler ona, devriye yolları nasıl, kim nasıl hareket ediyor dediğimiz gibi nereleri görüyorlar, nereyi görmüyorlar, hangi özelliklerinizi nasıl kullanmanız lazım. Ve şey arkadaşlar, tabii ki her bölümde tek bir çözümü yok zaten. İstediğiniz stilde oynayabilirsiniz. Ha ben dikkat edeceğim, vurdulu kırdılı önüme geleni öldüreceğim gibisinden de oynayabilirsiniz. Yok çok sessiz olacağım. Değişik şeylerle böyle etrafı da kullanarak falan hiç öldürmeye çalışmadan da tamamlayacağım da diyebilirsiniz. Bu sizin tamamen oynayış stilinize bağlı ve aslında duruma bağlı biraz da. Mesela şimdi bu duruma bakalım. Bu durumdan nasıl çıkabiliriz? Bu arkadaşlarla nasıl geçebiliriz? Şimdi bu ikisini görüyor sanırım. Şimdi bakalım bu adamı kimler görüyor. Bunu kimse görmüyor. Neden? Çünkü şurada gördüğünüz gibi bir şeyler var. Şöyle biraz yaklaşalım. Yaklaşabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi balyalar arabadan dolayı bunu kimse göremiyor. Ama buraya geçebilmem için bakalım nasıl geçebiliriz. Şuradan birazcık hızlı hareket edersek buraya geçebiliriz. Peki bu arkadaş nasıl? Bir bakalım. Ha şurada kontrol ama önce bir tutorial'ı okuyalım zaten. O zaten genelde ucu veriyor. Evet. Bıçağı atma. Bu da arkadaşlar yakından değil. Uzaktan bıçağı fırlatarak birini öldürebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi ses yakından bıçakla öldürmekten daha fazla. Evet, şu mavi yerleri, çemberi görüyorsunuz. Daha fazla kişiyi yani uyarabilir. Burada mesela bunu kullanacağız. Şimdi bıçakla bunu öldürelim. Çünkü bunu gören kimse yoktu. Bakalım hatta bir daha. Gördüğünüz gibi şu arkadaş, şu gören kimse yok. O zaman öldürebiliriz bunu zaten. Şöyle öldürelim. Şimdi bıçağı tekrar kullanabilmem için buraya gelip de bıçağı almam lazım. Şimdi bu arkadaşlar
Gördüğünüz gibi bize hiçbir şekilde bakmıyor. Bakalım. Hepsi burada işini hallediyor. Şimdi. Come on. Bunları hiç öldürmeden devam edebilirim. Ama öldürebilirim de. Nasıl yaparım onu da? Şöyle gelelim. Yani öldürmeden de bağlayabilirim. Şöyle yapalım. Mesela yumrukla bayıltıp arkadaşlar yakına gelip. Evet. Sonra bağlayıp. Hayda, bu niye düştü? Bir şeyler yapıyordu, o yüzden düştü galiba. Tamam. Şimdi buna gelip bunu yumrukla bu arkadaşı da halledelim. Tamam, bunu da bağlayalım. Tamam. Bunları saklamamıza gerek yok. Aslında alışkanlık yapması açısından iyi olur ama yapalım hadi. Saklayalım. Oyunu önceden de biraz oynadığım için aslında biliyorum. Şimdi mesela bu karakter ceset taşırken ayakta taşıyor. Sürünerek taşımıyor. Mesela bunu da yapalım. Ve hızlı da gidemiyor. Koşamıyorsunuz gördüğünüz gibi ceset olduğu için sırtınızda. Bu tabi ceset değil, bayılttık bu adamı da. Şuraya kontrolle saklıyoruz. Şimdi buna gelelim. Bak, uzun zamandır save etmedim diye uyarıyor. Save edelim. Evet, yakına gelip kağıdı aldık. Şimdi gidip bunu da saklayalım. Bakın, aşağıda atabiliriz cesedi. Birçok yolu var. Bunlar da benim achievement'lar geliyor bu arada. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi karşıya ben nasıl geçeceğim? Allah Allah, nasıl ki şuradan geçiyoruz. Bakın merdiven var. Şuradan herhalde atlayacağız. Bu tarafa zaten gitmemize gerek yok. Şöyle atlayalım. Burada gören birileri var mı? Şimdi bir kişinin üzerine basınca birisi o kişiyi görüyor mu onu görebiliyorduk. Herhangi bir yerde de bunu yapabiliyoruz. Mesela şurası. Burayı biri görüyor mu diye merak ediyorum. Gördüğünüz gibi sağ tuşa basılı tuttum. Buraya bir işaret koydu. Biri eğer görse burayı bana işaretleyecekti ama şu anda işaretlemediği için demek ki kimse görmüyormuş. Evet, bu haydut şimdi bunları rehin almış ama evet, gördüğünüz gibi şuraları göremiyor. Hemen atlayabiliriz buraya. Yardım edeceğiz, merak etmeyin. Şimdi şu tutorial'ı okuyalım. Bize ipucu verecek büyük ihtimalle. Evet, iki kişiyi birden öldürebiliyoruz arkadaşlar. Yeni özelliği. Yalnız niye iki kişiyi birden öldüreyim? Evet, burada bir kişi var zaten. Ha, ikincisi şurada. Bak, bunu görmedim. Bak, bunlar birbirlerini görüyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla sadece birini öldürsem bu hem sesinden hem de cesetten dolayı fark eder ve alarm verebilir. Bu bölümde gerçi alarm verdiği zaman herhalde bir şey olmuyor ama hem de bizi gördüğü için saldırır bize. Şimdi burada arkadaşlar iki kişiyi birden bu karakterin özelliği, Cooper'ın özelliği. Bunlar zaten hepsi Cooper'a has özellikler. Silahını iki silahı birden kullanabiliyor. Yani bir, iki kişiyi aynı anda öldürebilir. Şimdi shift'e basıp shadow mode'a geçelim. Sonra planımızı yapalım. Önce bunu öldürelim. Yani daha doğrusu aynı anda öldürecek de. Evet, bunu göremiyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun için daha düzgün bir yere geçmem lazım. O zaman vazgeçtim. Sonra devam edelim. Şu arkadaşı görebildiğim yer. Dur bakayım şöyle. Şunu göremiyorum. Ben nasıl ateş edeceğim bu arkadaşa? Bakayım, tutorial'da bir şey diyor muydu? Ha, burada ikisini birlikte kullan demiyor zaten. Galiba duymuyor mu? Yo, duyuyor. Come out, come out. I know where you are.
Allah Allah. Peki şuraya gelsem görür o beni, görür herhalde. Başka yere bakarken şey yapayım. Ama dur şuna bir daha bir bakayım da. Nereye bakıyor bu? Şuraya saklanabilirim. Yok saklanamam. Tehlikeli burası. Şu tarafa gelelim. O zaman şöyle yapalım. Dur. Tam şuraya geleceğim. Buradan herhalde görebilirim. Bak beni gördü. O son anda kurtardık. Yok ya bunu öldüremiyorum hakikaten. Mecburen o zaman şey yapacak. Gelecek bir daha öldüreceğim ondan sonra diye düşünüyorum. Çünkü buradan vuramıyorum bu adamı. Başka türlü bir şansım var mı? Yok sanki. Bir vuralım bakalım. Bak şimdi gördü. Evet, alarm verdi ama bir şey olmayacak. Bunu da vuralım. Evet. Yani alarm vermeden gördüğünüz gibi o göstermek için yapmışlar zaten. Alarm vermeden bir şekilde öldürebilir miyim dedim ama görüş açısından dolayı öldüremiyordum. Tamam bunları kurtardık. Devam edelim. Quick save unutma diyor. Hemen quick save yapalım. Evet doktor burada. Let's not do anything we might regret. Evet bunu şimdi evet buradaki tutorial'da gösteriyor. İkisini birlikte atış edebilirim. Tamam shift'e basalım. I gotta take them both down at the same time. Ready for action. Sonra buna. Execute diyor. Gördüğünüz gibi ikisi birden öldürdük. Bu karakterin özellikleri hepsi bunlar. I'd say you owe me one. Hey now. Are you kidding me? Biraz klasik ama olsun. I'd say we're even now. Now I suggest you return to your wagon. I'll handle things from here. Ben hallederim. Sen vagonuna dön diyor. Listen, Mr. Bu ikisini hallettiğin gibi mi diyor orada? Cooper. Mr. Cooper, I've been hired to make sure this train gets to Flagstone. I'd appreciate it if you don't get in my way. Well, yani now, tutuldum diyor. Bu trenin diyor Flagstone'a getirilmesi için beni tuttular diyor. McCoy. Yoluma çıkma diyor. Right. Ben hallederim gibisinden konuşuyor. The way I see it, there's only one way forward and I gotta get to Flagstone too. Ya benim de diyor gitmem lazım Flagstone'a. Bir tek yol var zaten diyor. Doktor da işine karışma diyor. Peki. Evet, gördüğünüz gibi tren yolunu kapatmışlar. So, looks like the bandits blocked the tunnel. Why do you think the train stopped? It's gonna take some work to clear those rocks. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi. Dinamitle kayayı patlatmamız lazım. Not such a bad plan. I don't do bad plans. Fair enough. Let's get to it then. Sure thing. Haydi bakalım. Not sure where this is going. Şimdi arkadaşlar yeni karakterimiz açıldı doktor. Bu doktorun özellikleri var. Zaten tek tek şimdi göreceğiz. Şimdi ilk neymiş? Bakalım. Evet. Tamam. Şimdi bag'den bahsediyor. Doktorun şurada gördüğünüz gibi çantası var. Bunu görünür bir yere attığımız zaman bu arkadaşlar, haydutlar, düşmanlar bunu fark edip incelemeye geliyor çantayı. Biz de ondan sonra yapacağımız neyse yapabiliyoruz. Mesela dur bakalım. Bak gördü bizi. Hay Allah. Dur hemen quick load yapalım da. Şimdi işler karışmasın. Evet bir kere kullandık. Çünkü ayaktaydı arkadaşlar. Ayakta olunca tabii ki gördü bizi. Şuraya evet eğilerek gideceğiz. Hop. I'm gonna use my bag as bait.
You just hide and learn something. Evet, şimdi şu arkadaş. Evet, önce şunu halledelim arkadaşlar. Bu gelsin buraya. Biz de onu bir şunla bir de şırıngamız var. Bayıltabiliyoruz yakından insanları. Who needs a shot? Bak, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu gelsin bakalım yakına. Şuraya gelsin. Biz de bayıltalım adamı. Çünkü göremeyecek oradan. Şurayı göremiyor. Like a moth to the flame. Gelecek, gelsin. Biz de bayıltalım. It works very fast. They're gone. Çantamızı da aldık. I can handle that. Şunu da hatta saklayalım. Let's move you out of the way. Kaydedelim bakalım. Şimdi bu arkadaşa aynı şeyi yapacağız. It'll cost you. Gel bakalım. It saved me dozens of times. It's just çantaya yatalım, görüp gelecek şimdi. Hook, line and sinker. Gel bakalım. Hemen şırıngamızı dayatalım. It ain't personal. All right, I'll follow. No objections here. Çantamızı alalım. Şu arkadaşı da madem öyle. Understood. Bakın bu ayakta şey yapamıyor, taşıyamıyor. Yerden sürünerek taşıyor ama bayağı yavaş taşıyor. This is only temporary. Bakalım yeni şey neymiş. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar there's doktor aynı zamanda bir sniper. Şu da bari gelsin. Çok uzak mesafelerden öldürebiliyoruz. Çok fazla da ses de yapmıyor bu. Bakın sesi görüyorsunuz şu şeyde. Ama tabii ki öldürdüğümüz insanları başkasında görmemesi lazım. Yoksa dediğimiz gibi alarm çalar. Şimdi galiba bunu öldürecektik. Şimdi bakalım. Bu evet şurayı görüyor gördüğünüz gibi. Hem de buradan saklanıp da geçme şansımız da yok. Mecburen bunu uzaktan öldüreceğiz. Bunu kimse de görmüyor. Bakalım hatta gördüğünüz gibi bu arkadaşı gören kimse de yok. Sesi de duyamazlar. Dolayısıyla sniper'ı kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzun mesafe. I'll be damned. Cold Frontline Special. Custom stock, custom rounds. Gelsin bakalım bu da. Şimdi evet gördüğünüz gibi merdiven var ama buraya çıkmak gerekiyor. Keep it cool. Needed a walk anyway. Well now. Şimdi doktor arkadaşlar gördüğünüz gibi sarmaşıklardan çıkamıyor. Cooper çıkabiliyor. Dolayısıyla bunu kullanacağız. My climbing days are behind me, Mr. Cooper. Well, we'll figure something out. Hurry up. Evet, şurada bu karakterimiz tırmandı. Şimdi merdiveni kullanıp doktoru da yukarıya getirebiliriz. Hope you can manage this rope ladder, Mr. McCoy. I prefer Dr. McCoy. I'm sure you do. McCoy adı da doktorumuzun. Peki, bunu da hallettik. Doktorumuz da çıktı. Hatta şurası yüksek bir nokta olduğundan sniper'ı aslında kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bakın burada kayalardan dolayı geçemiyoruz bu tarafa. Bu arada gördüğünüz gibi mermi sayımız da kısıtlı ama şeyi söyledi tutorial'da. Diyelim ki görev gereği birini sniper'la vurmamız gerekiyor. Görevin gereğinden dolayı ama. O zaman arkadaşlar bir tane yedek şey taşıyor her zaman yanında McCoy. Yani bir tane atış şansımız oluyor. Onun dışında gördüğünüz gibi hepsi bütün silahlar, hepsi mermi sayısı kısıtlı. Haritada bir yerlerden mermi bulup kullanabiliriz tabii ki. Alabiliyoruz, tekrar yükseltebiliyoruz. Ama bunlar kısıtlı. Şimdi evet sırada burası var. Burayı nasıl halledebiliriz ona bir bakalım. Şimdi şu arkadaş zaten şuraya bakıyor sürekli. Bu nereye bakıyor? Şuraları hiç göremiyor. Şimdi bunlar birbirlerini görüyorlar. Dolayısıyla burada basit bir çözümümüz var aslında. Bu arkadaş bizim Cooper iki kişiyi birden öldürebiliyordu biliyorsunuz. Bunu kullanabiliriz. Ama zaten bakın ona da gerek kalmadı. Neden?
Çünkü zaten bu arkadaş devreye geziyor. Bunu yalnız bıraktı. Dolayısıyla uzaktan bıçakla halledebilirim. Birkaç tane yöntemle mesela öldürebiliriz. Yok, ikisini birden öldürebilirim. İkisini birden öldürürse yalnız... Evet, buradan ateş ettiğim için uzaktan da ateş edebilirim. Şuradan mesela ateş etsem gene duruyor. Tamam, biraz daha uzağa gitmem lazım. Evet, şimdi mesela duymayacaktı. Biraz daha gitsem. Duymayacak şimdi. Şurayı duymuyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ikisini birlikte öldürebilirim geldiği zaman. Mermim bayağı azalacak. Başka ne yapabiliriz burada? Doktorun çantasıyla birlikte buraya atıp buraya iyice yaklaşmasını sağlayıp şeyle öldürebiliriz. Gene şırıngayla öldürebiliriz. Veya şu arkadaş şeydeyken bu taraftayken devreye geziyorken bıçakla bunu öldürüp saklayabilirim. Tekrar bu buraya gelene kadar. Böyle şeyler var ama mesela burada mesela uzaktan tabancayla öldürelim. Çünkü şu gördüğünüz gibi şuraya kadar ses duyulacak. Bu etrafta da gördüğünüz gibi duyan kimse yok şu ikisi dışında. Execute'yi gördüğünüz gibi hallettik. Ama mermi de kalmadı gördüğünüz gibi. Sıfırladık mermiyi de. Ama iki kişiyi birden hallettik. Şimdi doktor da gelsin. Bunlar birbirlerini nasıl görüyor bakalım. Bu bunu görüyor. Bu da bunu görüyor. Bunlar da birbirlerini görüyor. Ha, şimdi sıkıntı neden? Çünkü mermimiz kalmadı. İkisini birlikte öldüremeyiz. Yani birini öldürdüğümüz anda biri duyacak. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi. Let's keep moving. Şuraya doktorun çantasını atacağız. Bu gelecek. Şu kayadan dolayı şurayı göremiyor. Burada öldürebiliriz şu arkadaşı. Hemen bunu atalım o zaman. Let's throw out the lure. Here they come. It works very fast. Hatta shift'le bakın. Just what I had in mind. Şeyi kuralım. Komutumuzu verelim öncesinden. Sonra da gidip halledelim. See you in hell. O gitti. Zaten bunu kimse görmüyor şu anda. Gören yok. Dolayısıyla bunu direkt öldürebilirim şırıngayla. Evet. Hadi bakalım. Bu da gitti. Bunları bir kaydedelim. Şimdi bakın burada bir tutorial şeyi var. Bakalım neymiş. Ha, şimdi pançolara geldik. Pançolar arkadaşlar. Bu distraction'ları yani distraction dediğimiz işte hani şaşırtmaları yemiyor bu arkadaş. Yani parayla işte doktorun çantasıyla falan atıp da atarsak bir görüyor ilk başta çantayı, sonra ben böyle şeyleri yutmam deyip gitmiyor çantaya. Veya parayla aynı şekilde, gerçi parayı yiyordu galiba da çok kısa bir süre için yiyordu. Yani bu arkadaşları genelde şaşırtmak zor. O yüzden başka yöntemlerle şaşırtmadan bunları halletmek gerekiyor genelde. Şimdi bakalım. Hem şaşırtamıyoruz hem bu arkadaş neredeyse her yeri görüyor. Bakın şu gördüğünüz gibi buradan eğer alarm verirse burası, buradan birileri yakın bir yerden. Şurada gördüğünüz gibi bekleyen arkadaşlar bunlar çıkıyorlar, haritaya geliyorlar ve haritada devreye atmaya başlıyorlar. Dolayısıyla alarm çaldırmamamız lazım burada. Peki bu arkadaş hadi yemiyor ama diğerleri yer. Dolayısıyla gelirler. Bu gerçi hep zaten buraya bakıyor. Şunu en son öldürürüz. Önce şunu bir halledelim. Bu çünkü burada devreye geziyor. Bir bakalım ne yapıyormuş. Evet, şuraya mesela doktor çantasını atarsak düşünelim bir. Ama şu görüyor. O zaman sıkıntı olmaz. Ya da önce bunu öldüreceğiz. Ama bu görüyor bu sefer de. Şurada işini hallederken şunu öldürelim. O zaman öyle yapalım. Şurada gelsin bakalım şöyle. Hatta şöyle gelsin.
Şimdi tam dönmesini de biz buraya gelirken. Ha. Okay. Save edelim arkadaşlar. Let's Bakın go. Gördüğünüz gibi oyun sizi uyarıyor zaten. Uzun zamandır save etmedin diye. Böylelikle aslında şey yapmıyorsunuz. Uzun zaman unutmuyorsunuz. Mesela şimdi bunu öldürebilirim. Burada ama işin ne kadar sürüyordu bunun işi? Bakalım. Çok fazla sürmüyor galiba. Yo, sürüyor bayağı. Hah, hiç görmüyormuş. Yok, buradayken şuraya geçtikten sonra bunu öldürelim. Sonra bunu öldürelim. Tamam mı? Şurada gelsin. En sonunda bunu öldürürüz. Şimdi ilk başta şunu öldürelim. Şöyle bir shift'e basayım. Damn, that train's long. Eyes on the target. Önce bunu öldürelim. Bununla da bunu öldürelim. Hatta eksik. Kaldı bu. Önce bıçağımızı alalım. Sonra bir bakayım. Kimse görmesin de yok. Görmüyor. Someone's about to lose a few teeth. Evet, bunu da hallettik. Save edelim bakalım. Come on. Evet. Burada ne diyor bakalım. Evet, burada işte Shadow Mode'da şeyleri anlatıyor. Nasıl planlayacağını falan anlatıyor. Onları zaten şey yapmıştık. Söylemiştik. Bunlar ne? Gunmove'un. Ha, burada iki kişi var şimdi. İki kişiyi birden öldürmek lazım. Let's go about this quiet. I take one, you take the other. Şimdi diyor ki bu teker teker diyor. Şey yapalım diyor. Birini sen al, birini ben alayım. İkimiz birlikte öldürelim diyor. Aynı anda şeyleri yapmak için arkadaşlar, özgürlükleri yapmak için Shadow Mode gerçekten işe yarıyor. Şimdi bunlar zaten arkaya bakmadıkları için iyice yanaşabilirim ben bunlara. Yanaşalım. Bunu da yanaşalım. Şimdi shift'e basıp emirleri verelim. Bunu öldürsün. Bu arkadaş da bunu öldürsün. Tamam, execute diyelim. Aynı anda öldürmemiz kritik. O yüzden bunları aldık. Güzel. Hatta durmasın. Şu arkadaş da şunu alsın. Bunları çalılara bir saklayalım. Save edelim. Devam. Şimdi evet, burada bayağı bir kişiyi rehin almışlar. Bunlar devreye geziyor. Bu buraya bakıyor. Çok arkadaş var. Mesela H'ye basalım. Şöyle bir kaç kişi var bakalım. Bunlar ölmüş galiba. Önce şuradan bize bir galiba ipucu verecek. Ona bir bakalım. The passenger sure could use our help. Tamam, birden fazla kişi görüşünü seçebilirsin diyoruz. Let's keep going. Well, that's what you get for riding on a big company train. Şimdi burayı görmüyorlar, değil mi? Bu görüyor, bu da görmüyor. Şu şeyi görmüyorlar. Merdiveni görmüyorlar. Şu görüyor mu? Bu da görmüyor. Buradan eğilerek dolayısıyla böyle yukarı çıkabilirim. Ama bunları da kurtarmak lazım aslında ya. Nasıl yapacağız? Yani şuraya geçip buradan böyle devam edebilirim. Hiç kimseyi öldürmeden. Ama bu insanları da kurtarmamış oluruz. Dur bakayım, bir save edelim. Aslında kurtarmaya çalışsak nasıl kurtarırız? Burada bunu halletmişiz. Önce hangisini öldürmek lazım? Bunda bir işim yok. Şu görüyor. Şu görüyor. Bunlar bir de pancho. Pancho mu? Poncho mu? Yani şey yapamazsın. Şaşırtamazsın. Bunu kimse görüyor mu? Görmüyor. Bak, bunu öldürebilirim ilk başta. Şuraya gelip öldüreyim şunu.
Well, that's what you get for riding on a DeWitt Company train. Şimdi bunu atarsam bayağı bir ses çıkartıyor bu. Onun yerine yakından şöyle. That's right. Keep your head down. I'm gonna blow it off. Evet. You're heavy. Az kalsın görüyordu bizi. Ayağa kalktık ya, cesedi taşıyacağız diye. Save dedim. Bir tanesini hallettik. Bu görüyor. Bunu görüyor. Evet. Şimdi sanki onu öldürebilirim. Bir daha bir bakalım. Kim görüyor? Kimse görmüyor. Ha, şu görüyor. Bu da bunu görüyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu zaten hiçbir şeyden haberi yok. Doktoru da getirelim. Yine ikisini birden yok etmem lazım. Birbirlerini görüyorlar çünkü bunlar. Evet, şuraya geçtiği zaman hatta şöyle yapsam. Well, that's what you get for riding on a DeWitt Company train. Evet. Şunu halletmek lazım ya. Not sure I trust you. Try. Keep your head down. I'm gonna blow it off. Şimdi zamanı iyi ayarlamak lazım. Görüyor mu? Görüyor. Şuraya geçtikten sonra bu işi halledelim. Hatta emirleri de şimdiden vereyim. I'm warming up. Let's make it quick. Come on. Continue diyelim. Şimdi bu döndüğü zaman, bu tarafa geldiği zaman artık yapacağım. Evet. Şimdi hallettik bunları. Ama bir de şimdi bunu da halletmem lazım. Şöyle yapacağız. Shall we continue? See you later. Bakalım yetişebilecek mi? Bunu öldürelim. Şuna da. Now's the time. Bunu da bunu öldüreceğim. Continue. Şuradan basıp da hareket edebiliriz. Onda bunu çalıştıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi ikisini birlikte yapmama da gerek yok. Şuralara çıkıyor emirler. Orada ben istediğim sırayla çalıştırabiliyorum. Tabii burada biraz hızlı olmamız gerekti. Normalde burada oyunun beklediği arkadaşlar şuydu. Tutorial'da da gösterdiği gibi. İkisini birlikte seçip arkadaşın şuradan görünmeden çıkıp işte eğilerek yürüyüp karşıdan inip buradan çıkmak. Ama biz şeyleri de kurtaralım diye, rehinleri de kurtaralım diye hepsini öldürdük. Evet, şimdi dur, devam edeceğiz ama dur şimdi görünmeyelim hemen. Save edelim. Evet, şimdi bu arkadaş beni göremiyor. Bu nereye gidiyor? Bu da bu tarafa geliyordu. İyi, buradan birilerini gören yok. O zaman yukarı çıkalım. See, I knew you had a heart in there somewhere. Anatomically maybe. Buraları gören var mı? Yok galiba. Bakın bunlar da rehine tutuyor. Evet. Ya arkadaşlar, bu arada bayağı bir uzun zaman oldu ya. İlk bölümü de oynadık. Tamam, biliyorum bölümü bitiremedik ama isterseniz burada bir ara verelim. Yaklaştık gerçi bölümün sonuna ama daha var, bayağı bir öldüreceğimiz adam da var. Patlatacağız şeyi, yolu açacağız falan filan. Bayağı bir zaman var aslında. Bayağı da uzun bir bölüm oldu galiba. Bakmadım saate ama. Burada bir ara verelim isterseniz. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.